Peki. Şimdi sonuçta bu maksimum minimum problemlerinin temel dediği bir şey vardı. Temel dediği ki olayımız aslında maksimum veya minimum yapmamız gereken fonksiyonu bulmak bizim buradaki temel problemimiz. O fonksiyonu ortaya koyduktan sonra zaten türevi namlısı da işlemek falan filan kolay işler. Ama neyin minimum olmasını da istiyoruz? Asıl olayımız burada. Ne diyor? Orijinin bilmem bir yüzeyine olan uzaklığını bulunuz diyor. Şimdi bir şeyin bir şeye olan uzaklığını hatırlıyor musunuz? Bir noktanın hatta noktanın bir kümeye olan uzaklığı nasıl buluyordu? Hocam minimum en yakın noktasını infimumdu veya bulunabiliyorsak minimuma da dönüşebilirdi. Ama genel anlamda infimum dememiz gerekiyordu buna. Noktayla yüzey üzerinde veya küme üzerinde alınan herhangi bir nokta arasındaki uzaklıkların infimumu bize bu nokta ile küme arasındaki uzaklığı veriyordu. Hatırladık mı? O halde onun ona olan uzaklığı deyince aralarındaki en kısa mesafeyi soruyor. Bu anlaşılıyor galiba. Değil mi? O zaman yüzey üzerinden bir nokta alacağım. O noktanın 0 0 0 noktasına olan uzaklığı olan fonksiyonu ortaya koyacağım. Ve onun türevlerini sıfıra. Peki yüzey olan üzerinden bir nokta alınca bu noktayı nasıl tarif edeceğim? X, Y, Z dersem işlerden sarışacağım. Onu daha kolaylaştırmak adına X virgül, Y virgül, Z, X, Y artı 1 olacak. Peki böyle bir üçlüyle, sıralı üçlüyle 0, 0, 0 noktası arasındaki uzaklığı ortaya koyamaz mısınız? X virgül, Y virgül, X, Y artı 1 noktasıyla 0, 0, 0 noktası arasındaki uzaklık nasıl bulunur? Hangi ya onların karesi olur. X kare artı Y kare artı x artı y artı bir, pardon, x y artı 1'in karesinin karekökü dediğimiz ifade bu ikisi arasındaki uzaklığı verecektir. Değil mi? Ya o zaman minimum yapmam gereken ifade de budur. Ha, devam ettik. Fx y'miz ne o halde? X kare artı y kare artı yok dur onu şöyle yazalım. X y artı 1'in bir karesi diyelim. E bunu kök içinde yapalım. X y z olmuyor. Z'ye mi olacak? Ha pardon bir de Z'miz mi var? Evet Z'ye nasıldı? Semer üzerinde ki bir noktamızın bileşenleri x virgül y virgül x y artı 1 olması lazım değil mi? Şeklinde. O halde böyle bir noktanın da orijine olan uzaklığını hesaplarken sadece x ve y değişkenlerini kullanmamız yeterli. Normalde totalde düşünürsek evet x kare artı y kare artı z karenin kare köküdür. Ama o z'nin yerine karşılığını yazarsak iki değişkeni indirgemiş oluruz. Ve işte bu iki değişkenli fonksiyonun minimum olduğu yeri ararken bir kolaylaştırıcı adıma ihtiyacımız var temelde. Birinci dönemde de böyle bir şey bahsetmiştik. Ya artı ettin o zaman. Yani böyle bir söyleyen olunca kökün iç tarafının direktmen artı olması yeterliydi hatırlarsanız. O yüzden kökün türeviyle falan asla uğraşmıyoruz. Ve diyoruz ki minimum maksimum olması için y x y diyelim orada. Farklı bir fonksiyona tarif edelim sonuçta. Kök gitti. X kare artı y kare artı x y artı 1'in karesi minimum ya da maksimum bul. Yeter. Ne yapalım o halde? Bunun türevlerini alalım değil mi? Devam ettik o zaman. Gelin x'e göre türevini söyle. 2x artı 2 çarpı x y artı 1 çarpı o zaman şu y'yi başa yazayım. Y. Evet gelin bir de y'ye göre türevini alalım. 2y artı 2x y artı 1 çarpı x. O da buraya. Ah, yine sıfıra eşitleyeceğimiz bir sıkıntılı durum karşımızda. Hadi bakalım. İkileri at. Her tarafı ikiye bölüm, ikinin bölümü yok sonuçta. Pozitif bir sayı koyduğumuz zaman. X artı x y kare artı y. Şimdi ben buradan bir gireyim bakalım. Y artı x y artı x kare y artı x eşittir 0. İkisi de birbirine eşit olduğundan yola çıksak.
ikisi de birbirine eşit desem, x'ler birbirini götürecek, y'ler birbirini götürecek, y kare eşittir x kare y'ye gelecek. Her iki tarafı, hepsini bir tarafa alıp da x'i parantezine alırsam y x'i x gelecek eşittir. Sıfır olacak. Bu da bana ya x'in sıfır olması gerektiğini ya y'nin sıfır olması gerektiğini ya da x'in y'ye eşit olması gerektiğini söyleyecek. Ve ben bu kurallarımı teker teker şurada uygulayacağım. Yani bunlar benim için aslında kritik durumlar olacak. Ve ben bunların hangilerinin sağlanması gerektiğini veya bu sağlandığında yanına ne gelmesi gerektiğini bulmak için şurada götürüp yerine yazmam gerekecek. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman şu renkler sağlanıyor mu acaba? X gördüğüm yere 0 yazdım. O gitti. Bu gitti. 2Y'ye de 0 eşit olması gerekiyor. 2Y'ye de 0 eşit olması için diğerinin de 0 eşit olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Biz bunları 0 eşit ederek şurada bir kritik, bazı kritik noktalar bulduk. Ama bunların doğru noktalar, aradığımız noktalar olması için tekrar şurada x'i götürüp her ikisinde de 0 yazdığımda yanına y'nin de ne gelmesi gerektiği durumunu incelemem gerekiyor. Ve x gördüğüm yere 0 yazdığımda y'nin de 0 gelmesi gerektiğini gördüm. Aynı şekilde aşağıdaki denklemde de x gördüğüm yere 0 yazarsam şurası 0 olunca burayı 0'lar. Dolayısıyla buranın da 0 olması gerekir. Yine y'nin 0 olması gerektiği çıkar ortaya. Benzer durumu y için de kurgulayacak olsam aynı durumla karşılaşmış olurum. Şimdi geliyorum x eşittir y olması durumunda. Anlamadım. X eşittir y olunca sağlanıyor. Bakalım sağlanıyorsa onu atacağız gidecek demek. X gördüğümüz yere y yazarsak denklemde hangi hal alacak? İkileri unut. X artı x x x x küp artı x. O zaman şurası 2x. Eşittir 0. Aynı şey aşağı için de geçerli olacak zaten. Burayı 2 parantezin alırsam 2x x kare eşittir 0. X buradan 0, x 1 0, x 2 kök 2, x 3 eksi kök 2 gelir. Hocam ben şey diyeceğim ya, orada x parantezini aldık ya. 2 eksi x kare ne kadar? Artı x kare olsun. Teşekkür ederim. Niye söylemiyorsunuz hiç? Hocam ben sizin söylediğim gibi. Kök eksi olamaz. Söylemiş miydin? Ben hocam sizin söylediğim gibi. Öyle mi? Tamam, bir yarım sana, bir yarım sana o zaman. Peki, o zaman 2 artı x kare eşittir 0 olduğunda o zaman burada eksi kök 2 artı kök 2 noktaları devre dışı kalır. Sadece 0 noktası kalır. Madem sadece 0 noktası kalır, zaten 0 noktasında da biz durumu değerlendirmiştik. Yani x eşittir y olması durumunda da durumunda bunların 0 olması için x'in de y'nin de 0 olması gerektiği yine ortaya çıkar. Dolayısıyla tek bir kritik noktamız vardır. O da 0 0 noktasıdır. Peki bu 0 0 noktası ne tip bir noktadır? Hadi şimdi ona bakalım. Ne yapacağız bunun için? G'den bahsediyorduk. G, x, x eşittir. Şu ikileri götürdük dedik. X'e göre bir kez daha türevini alırsam 1 artı şuradan x, y kare geldi. Türevini aldığımız zaman y kare geldi. Tamam. Efendim G, y, y'ye baktık. Y'ye göre türevini almıştık. Bu da 1 artı x kare geldi. G, x, y'ye baktık. X'e göre türevini alınan, y'ye göre türevini alınca buradan ne geliyordu? X, y kare geliyor. O zaman 2, x, y de buradan geldi. Ve bunları hemen 0, 0 noktası için f, x, x çarpı f, y, y eksi f, x, y'nin karesi dediğimizde eşittir. F, x, pardon f değil bunlar, g. G. Gx'de 0 0 yerine koydum 1 çarpı öbüründe 0 0 yerine koydum 1 eksi bunda 0 0 yerine koydum 0. Sonuç 1. Bu 0'dan büyük olduğu için hemen bir de gx'e baktık. Bu 0'dan büyük mü küçük mü? Büyük. O halde yorumunuz ne? 0 virgül 0 noktası 2 nokta üst üste yerel minimum. Bunlara gerek yok mu? Evet. Peki geldik yani şartta ekstremumlara. Yine amacımız minimumu bulmak. Yine amacımız maksimumu bulmak. Ama bu sefer o noktaların sağlaması gereken birden fazla özellik var. Ve bu özelliklerin hepsi bir arada kullanmaya çalışıyoruz. Ne demek istiyorum ben? Mesela burada örneğini vermiş. Orijin noktasının bilmem ne düzlemine olan uzaklığını istiyorsak istendiğini aslında bu açıdan bakıldığında bir orijinimiz var. Bir de bilmem
bir düzlemimiz var. Bunun buna olan uzaklığını istiyorsak aradaki en kısa mesafeyi sorguluyoruz demektir. Ortada bir yere çekmem yanlış mı oldu? Yok. Düzlemi şöyle tutarsam bu sefer ya da şöyle tutarsam şöyle yaparsak o aradığın en kısa mesafe belki de ortada bir yerde karşımıza çıkabilir dedik. Ve ben bu değerin minimum olması istiyorum ama aslında istediğim minimum olmasını istediğim bir fonksiyon var ortada. O fonksiyon ne fonksiyonu aslında? X kare artı y kare artı z karenin karekökü fonksiyonu. Biraz önceki soruda da benzer durum var hatırlarsanız değil mi? Zaten o soru böyle de çözülebiliyor. Minimum olması istediğim bir fonksiyon buyken bir yandan x, y ve z arasında da başka bir denklem daha var. Başka bir ilişki daha var. O da hangi ilişki? Aha da bu ilişki işte. Ha, o zaman ben bir yandan x kare artı y kare artı z karenin 1 bölü 2. kuvvetini minimum yapmaya çalışırken şu şartın da korunmasını sağlamam gerekiyor. İşte o yüzden aslında bu minimumken bu da onun yan şartı oluyor. O yüzden biz buna yan şartlı ekstremumlar adını veriyoruz. Tamam. Veya bunun dışında başka yan şart eklenemez mi? Mesela şu düzlemle birlikte, birazdan göreceğiz böyle bir soruda. Bu düzlemle birlikte şöyle bir paraboloidimiz olsun. Düzlem ve paraboloidin ortak noktalarından hangisinin orijine olan uzaklığı en kısadır diye sorarsa ne yapacağım? Yine minimum yapmak istediğim fonksiyon x kare artı y kare artı z karenin karekökünür. Ama yan şartım iki tanedir bu sefer. Nedir o yan şartlar? O x, y, z'ler hem düzlemin denklemini sağlamalı hem de paraboloidin denklemini sağlamalı. Anlaşıldı mı? Peki şimdi bunları birlikte nasıl vereceğiz ona bakalım. Yani kısmı türevlerini var olduğunu düşünerek gidiyorum. Ve sistemimiz sadece şöyle bir değişikliğe uğruyor. Dikkat et. Minimum yapmak istediğimiz fonksiyon E ama X, Y, Z'nin sağlaması gereken bir başka fonksiyon var. O da G fonksiyonu. Ama G'yi nasıl formatta, hangi formatta veriyoruz? Hepsini bir tarafa atıp sıfıra eşit olduğu formatta. Yani kapalı formatta diyoruz biz buna. Kapalı formatta öyle getirdikten sonra F fonksiyonunun yanına bu G fonksiyonunu bir lambda katsayısıyla toplayarak yepyeni bir fonksiyonel veriyoruz ve bu fonksiyonun minimum olduğu yeri arıyoruz. Bunun minimum olması için de bu sefer dikkat hem x'e göre hem y'ye göre hem z'ye göre hem de lambda'ya göre türevlerinin sıfıra eşit olması istiyoruz. Ve tüm bu şartları sağlayan ki bunun lambda'ya göre türevi sadece g fonksiyonunun kendisidir. Efendim atıyorum z'ye göre türevi, f'in z'ye göre türevi artı lambda çarpı g'nin z'ye göre türevidir. Bu işlemlerin tamamının birlikte sağlandığı noktaları aramak olacak derdimiz. Mesela y kare a 1 0 noktasının bak burada nokta. Çok temel, basit bir soru. Hadi şimdi bunu yan şartla halletmeye çalışalım. Bu noktanın y kare eşittir 4x paraboline olan uzaklığını bulunuz. Demiş. Ha. A 1'e 0 demiş, orası 1'e 1. Orası, onunla yapacak bir şey yok. Şurası 1'e 0 noktası. Peki ne yapalım şimdi? Neyi minimum yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Minimum yapmak istediğimiz fonksiyon ne? Herhangi iki nokta arası uzakta minimum yapmaya çalışıyoruz. O zaman o uzakta fonksiyonu ne? Hocam bize... Hocam y kare eşittir 4x'de 2 tane hangi iki nokta arasındaki uzaklık? X, y ile 1, 0 noktası arasındaki uzaklık. Yani o denklemi nasıl yazarız o zaman? O iki nokta arasındaki uzaklığı sayarız. Kök içerisinde x eksi 1'in karesi artı y'nin karesi. Minimum yapmak istediğim şey bu değil mi? O zaman hemen alalım mı türevlerini? Almayalım. Niye almayalım? Var mı yok mu? Hocam orada aynı şey. Bakın arkadaşlar. Bu bize neyi verir biliyor musun? Şu an. Bu düzlemde 1'e 0 noktasına herhangi bir x, y noktasının uzaklığını söyler misiniz? Herhangi bir x, y noktasının uzaklığını. Herhangi bir x, y noktası değil mi? Ama biz burada herhangi bir x, y noktasının mı bir sıfır noktasına bakıyoruz? Aslında şurada ne bulursunuz? Şu herhangi bir x, y noktasının bir sıfır noktasına olan uzaklığı minimum olsun. Hangi noktadır bu nokta diye sorsam. Hocam, yarı çaplı bir şey olacak böyle.
ne götürüyor hocam? X eksik. Arkadaşlar. Doğru. Bu noktanın kendisini bulursun. Evet. Yani kendisi olur. Kimler bunu düşündü? Ben düşündüm. Bu noktanın kendisi. Çünkü kendisinin kendisi olan uzaklaştı. Değil mi? Ki minimum olan da budur zaten. Ama bizim için bu nokta sıradan bir nokta değil. Nasıl bir nokta? İşte o parabolün üzerinde bir nokta. O zaman işte onu yan şart olarak ekleyeceksin. Tamam mı? Minimum yapmak istediğin fonksiyon bu. Yani aslında artık detaya girmiyorum. Bu. Tamam mı? Bu. Ama bunun yanında bir de yan şartımız var. Nedir o yan şart? Bu parabolün üzerinde y kare eşittir 4x'ti. Peki yan şart ne olacak o zaman? Y kare eşittir 4x. 0'a eşit değil. Yani aslında bu ifadeyi yani şöyle düşünürsek gerek yok ya. Direkt ben bunun üzerinde bulunması gereken fonksiyon ne? Bu fonksiyon. O zaman bunu eşittir sıfır formadan veriyoruz. Yeter. Değil mi? Kapalı fonksiyon şeklinde yaz. Yeter. Yani neydi o da? Y kare eksi 4x. Ya da 4x eksi y kare. Fark etmez. Sonuç değişmez. Ama bunu ne yapacaksın bir de? Lambdayla çarpacaksın. Ve artık yeni fonksiyonumuzda h dersek bunun kaç değişkeni var şu anda söyle. 2 x var. Y var. Lambda. Lambda diğer değişkenlerden farklı olduğu için genellikle gösterim olarak noktalı virgülle ayrılır. Peki bunun sıfıra, pardon, bunun minimum olduğu yeri arıyorum demek ki şu anda. O halde ne yapmalıyız? H'in x'e göre türevini, y'ye göre türevini ve lambda'ya göre türevini sıfıra eşitlemesi gerekir. Alalım hadi türevlerini. 2 parantezine x eksi 1. Artı değil eksi. Siz oradan hesaplayın, ben buradan hesaplayayım. Sağlatamıyor muyum? Bunu değerlendirmemiz lazım. Lambda'ya eksi 1 verdiğimizde hemen yukarıdan görüyorum ki x'imize eksi 1 gelmesi gerekiyor sağlaması için. X eksi 1 gelirse de burası eksi 4 yapıyor. Y kare eksi 4 olamayacağı için demek ki en başta hata var. Lambda eksi 1 olamaz diyoruz. Bu aşama bitti. Burası madem sıfıra eşit olamıyorsa şurası sıfıra eşit olabilir bu ifadenin sıfır olması için. Bunun sıfıra eşit olması için y'nin sıfıra eşit olması lazım ve y'nin sıfıra eşitse bu arada tabii ya yani aslında biz diğer durumu hiç düşünmemize bile gerek yoktu. Çünkü şu çarpımın sıfıra eşit olması için ya bu sıfıra eşit olacak ya bu sıfıra eşit olacak. Bunun sıfıra eşit olması durumu olmadığına göre y'nin sıfıra eşit olması zorunda kalacak. Y'nin sıfıra eşit olduğu durumun dışında başka bir şey değerlendirmeye gerek de yok zaten. Peki o zaman y sıfırsa dedik. Hemen y sıfırsa x'in de sıfır olması gerektiğini görüyoruz. X'in sıfır olması durumunda da lambda eksi 1 bölü 2 geliyor. Sıkıntı kalmıyor. Y sıfır, x sıfır, lambda eksi 1 bölü 2 olduğunda tüm denklemler sağlanabiliyor. Ve bu da bizim tek çözümümüz oluyor. Demek ki ekstrem nokta adayımız sıfıra sıfır noktasıdır. Ve bu sıfıra sıfır noktasını yine fxx çarpı fy'ye eksi fx yerine yazarsanız fx yerine yazarsanız sıfırdan büyük geldiğini göreceksiniz ve fxx'e de yerine yazarsanız burada da sıfırdan büyük geldiğini göreceksiniz. Bu yüzden de sıfır sıfır noktasına bu fonksiyonun yerel minimum noktasıdır diyeceğiz.